Oo, sen bayağı yerleşiyorsun bakıyorum. Burada bu kadar olay varken yanında olmak istiyorum ablacığım. Tabii ki yerleşeceğim. Hala saklıyor musun onu? Tabii ki saklıyorum. İlk maaşını da almıştım bana. Gerçi bedenini tutturamamıştım. Ben de değiştirmek zorunda kalmıştım. Sen de sürekli kilo alıp veriyordun o dönem. Ya annemin yemeklerinden. Ha, ufacık evde küçücük masada yapardı her şeyi. O kadar lezzetli olur ki böyle ekmeği bana gömerdim hepsini. Bir daha öyle yemek yemedin değil mi? Yemedim. Abla, çocukken mutlu olduğumuz kadar bir daha mutlu olur muyuz? Sen ta Amerikalara git. Doktoralar yap. Sorduğun saçma sapan sorulara bak ya. Nesi saçma ya? Küçükken de böyleydin. Yok ay neden gökyüzünde duruyor abla? Yok dünyanın sonuna kadar koşarsam uzaya düşer miyim? İyi de ben bunları hala merak ediyorum. Sen de hep beni böyle kandırdın. Mutsuz olmayayım diye konuyu değiştirdin. Hadi yemeğe. Abla, mutlu değil misin burada? Onu nereden çıkardın şimdi? Ya tehlikede misin burada bak? Soruşturmalar, korumalar falan. Ya benim içime hiç sinmiyor. Enişten korur beni. Ya biliyorum. Sana öyle aşık ki asla zarar görmeni istemez. Karımı alıp emniyete götürmüş. Avukatlar yetişememiş bile. Ve ben sağ koluma ulaşamıyorum. Sebep? Özel bir iş görüşmem vardı Timur. İnan böyle olsun istemezdim. Nasıl olsun isterdin Özgür? Ne görüşmem vardı? Abdullah parasını istemek için beni aradı. Ben de yüz yüze görüşmek için yanına gittim. Bütün mesele bu. Ne parası? Senin fidye parasının bir kısmını Abdullah vermişti. Öyle mi? Sen bunları kafana takma canım. Maalesef Özgür neyi nerede söyleyeceğini hala öğrenememiş. Timur bugün bayağı gerildi biliyor musun? İşin içine polis girince dengeler değişti. Çok normal. Karanlıkta yaşayan adamlar bunlar. Polis peşlerine takılınca endişeleniyorlar tabii. Yasemin nasıldı? Ne dediysem yapmış. Üstesinden gelecek. Güveniyorum ona. Bu kadar derin bir görevdeyken bütün dikkatimizi Yasemin'e vermek canım sıkıyor. Ama sen güveniyorsan. Güveniyorum abi. Bize ihtiyacı var. O yüzden dediğimizden çıkmaz. Abdullah ne yapıyor kim bilir? Ses solu çıkmıyor. Çıkar yakında. Timur'un polise bulaşması hoşuna gitmemiştir. Abdullah be. Allah neşini bozmasın Kunduzi. Şarkılar falan. Eğleniyorsun ha? Abi işte yani kendi çapımızda. Hayırdır abi, bir kusurumuzu mu gördün? Eğer bir şey varsa yapalım. Lan bütün işi batırdın. Güya senin aklını oyup Timur'un altını oyduk. Olduğu yok. Adam evinde oturuyor mutlu mesut. Abi yani ne desen haklısın. Bu sefer biraz öyle oldu. Yani ama elime fırsat geçse ben o zaman... Ne yaparsın mesela? Abi biz ekmek yediğimiz eli mahcup etmeyiz. Öl de ölelim icabında abi. Şimdilik ölmen işime yaramaz Kunduzi. Ama fırsat fena fikir değil. Yaklaş. Thank you.
Abi bu nedir? Şimdilik seni alakadar etmez. Ama eminim bunu saklayacak güzel bir yerim vardır. Fırsat dedin işte fırsat. Buna gözün gibi bak. Eğer başına bir şey gelirse... o zaman ben de sana öl derim. Sen de ölürsün Kunduzi. Nasıl emredersen abi. Başım gözüm üstüne. Furkan. Doktora nasıl gidiyor? Bitmek üzere. Ne güzel. Keşke bitirip gelseydin. Boşuna ara vermiş oldun. Okulun parasını babam ödeyince çok umursamamıştır herhalde. Yok. O durumu umurumda merak etme. Ya benim asıl derdim akademisyenlikle ilgili. Ya benim için fazla sıkıcı abla. Aslına bakarsan... şirkette tam sana göre boş bir pozisyon var. Ben de çalışmak istersen. Nasıl yani? O kadar uğraştı doktora için. Şimdi gelip şirkette mi çalışacak? Uğraştı da. Sahada deneyim kazanmak da önemli. Bir de öyle doktora yapacağım da öğretmen olacağım, hoca olacağım gibi bir derdi yok sanırım. Yani yok vallahi. Hep fena fikir değil aslında. Ya ablam senin yanında da olmak istiyorum zaten. Enişte ben bunu bir düşüneceğim ya. Bir heyecanlandım. Düşün. Timur sen bizim için çok şey yaptın zaten. Yani Furkan'ın yurt dışında... kendi ayakları üzerinde kariyerine adım atması daha doğru olur bence. Ne demek çok şey yaptın? Bu masada oturan herkes benim ailemin bir parçası. Ne gerekiyorsa yaparım. Yapmaya da devam edeceğim. Furkan sen düşün. Ama bil ki yanımda yerin ısır. Nevin iyi misin? Yemeğinle oynuyorsun da deminden beri. Ya evet çok temizlik yaptım da yoruldum. Hadi ben tatlıları getireyim. Kahverengileri ye. Onun dışı Ehriye ben biliyorum. Kim öğretti? Ben kendim öğrendim. Ne? Kendim biliyorum ben. Yalancı. Yo. Evet. Teyze kaç saattir arıyorum. Açmıyorsun. Neredesin sen? Sen de açmıyorsun telefonlarımı. Sürekli meşgule alıyorsun. Ya tribin sırası mı şimdi? Dinle beni. Ferda çıkmamıştır değil mi?